Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizle birlikte bir çizgi romanla karşınıza çıktım. Venom ve Carnage isimli çizgi roman arkadaşlar. Bu ilk çizgi roman incelemem. Marmara Çizgi Yayınları'nın yaptığı ve Milligan Crane isimli iki tane çizer yazarın yaptığı Marvel çizgi romanı. Onun dışında bana sorulan bir soruyla ilk cevap verip daha sonra hemen çizgi roman incelemesine geçeceğim. İlk olarak arkadaşlar bana şimdiki iki çizgi romanı neden koydum diye sorarsanız Alpuncur Marvel ve DC dünyasında çizgi romanla giriş yapmak istiyorum. Çizgi romanda bu iki evrene nasıl giriş yaparım, yani nasıl bu dünyalara şey yaparım, hakim olabilirim diye sormuş. Marvel'dan giriş yapmak istiyorsan en iyi crossover olan İç Savaş'ı tercih ederim. Çünkü bütün karakterler hakkında yeterli bilgiyi alabiliyorsun. O da Marmara Çizgi Yayınları'ndan. Onun dışında bir de Injustice var arkadaşlar. Belki birçoğunuz oyununu biliyordur. Bunun tabi yeni varyant kapaklısını çıkardılar. Injustice çizgi romanında da DC dünyasına çizgi roman açısından hakim olmak istiyorsanız Injustice çizgi romanını alabilirsiniz. Severseniz de ikinci kitabını alırsınız. Ben de en yakın zamanda almayı düşünüyorum. O da Çizgili Düşler isimli firmadan çıkartılan bir çizgi roman. Neyse, ana konumuza geçelim. Venom ve Carnage. İsterseniz hemen başlayalım. Kitap çıkalı, bu çizgi roman çıkalı yaklaşık 10 gün oluyor. Venom Carnage çizgi romanı 8 ile 15 TL arası değişebiliyor. DNR, Nezi veya Barker isimli kırtasiyelerden bulabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen geçelim. Venom Carnage. Çizgi roman gerçekten güzel, çizgileri beğendim. Fakat bazı yerlerde diyaloglar biraz saçma kalmış. Onun dışında bomba bir sürpriz var bu çizgi romanda. Eğer okursanız size söylerim. Bence Marvel dünyasında çizilmesi en zor olan karakter Carnage. Nedenini sorarsanız şuradaki çizgilere bakın mesela şurada. Tabi bunlar teknoloji dalında mesela dijital olarak renklendirilmeden önce. Bakın şu çizgiler bence bana kalırsa çok ayrıntı içe gerektiriyor. Onun dışında mesela bu ateşi arka planda yapmak falan gerçekten çok zor işler. O yüzden buradan tekrardan tebrik ediyorum çizerimiz Clayton Crane'e. Onun da hakkında başka hangi çizgi romanları yaptı diye bilmek istiyorsanız açıklamalar bölümünden birazcık bilgi edinebilirsiniz arkadaşlar. Hikaye güzel. Hikayeyle giriş yapalım isterseniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Venom ve Carnage simbiyotlardan geliyor. Bu arada söylemek istediğim bir şey var. Benim bildiğim Venom ve Carnage birbirine saldıramaz. Nedenini sorarsanız birbirine zarar veremez. Çünkü ikisi de aynı simbiyottan meydana gelmiştir. Ama nedense bu çizgi roman bu teoriyi kırıyor arkadaşlar. O yüzden bu bilgi yanlış, haberiniz olsun. Yani Venom ve Carnage aynı simbiyottan olmasına rağmen birbirlerine zarar verebilirler. Bu da Clayton Crane'in yaptığı bir variant kapak. Neyse, isterseniz biraz daha ayrıntılı geçelim. Hikaye olarak, çizim olarak değil. Bildiğiniz üzere Venom bir simbiyottan meydana geliyor. Ve Venom'un doğurma zamanı geldiğinde bir insan bedeni bulup simbiyotu onun içine bırakıyor. Ve o insan da bir süre sonra Carnage oluyor. Yani simbiyottan meydana gelip Carnage oluyor. Neyse, Venom Carnage'e çok önem veriyor. Yani ama sevdiği için değil, soyunun devam etmesi için. Carnage'in de bu çizgi romanda doğum zamanı geliyor. Yani simbiyotun artık bir insan bedeni bulup içine bir simbiyot bırakma zamanı geliyor. Ve Carnage bunu hiç doğru bulmuyor. Onun tam tersine işte ben doğuramam. Benden başka bir simbiyot olamaz Venom dışında. O yüzden ben simbiyotla birlikte öleceğim diyor. Venom da buna karşı koyuyor. Öyle bir şey olmaz diyor. Neyse, hikaye böyle devam ediyor. Hikayede sürprizler olacak arkadaşlar, birçok. En güzel sürprizlerden birisi Black Cat var hikayede. Black Cat kimdir bilmiyorsanız bayağı yani DC dünyasındaki kedi kadının aynısı gibi bir şey oluyor. Bunu da size söyleyeyim arkadaşlar. Onun dışında Spider-Man hikayede yer alıyor. Onun dışında bir bomba bir karakter yer alıyor hikayede. En sonunda size şöyle söyleyeyim. Carnage pes ediyor ve bir insan içine simbiyotu bırakıyor. Yani bu da demek oluyor ki Marvel dünyasında yeni bir karakterimiz var. Yeni bir süper kahramanımız var. Bir sürü spoiler verdiğimi düşünüyorum. Galiba ayırında spoiler verdim. Şimdi isterseniz çizgileri inceleyelim.
Marvel gittikçe artık bu estetik olayını da geliştiriyor. Şu surat olayı, çene olayı falan. Şurada birazcık daha ayrıntılı aslında bakabiliriz. Simbiyotunun gelişmiş hali falan. Çizgi romanı alabilirsiniz. Eğer almak istiyorsanız arkadaşlar açıklamalar bölümünden bulabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Türkiye'de bildiğiniz üzere çizgi romanların fiyatları çok pahalı. O yüzden çizgi roman eğer İngilizceniz iyiyse Amerika'da çizgi romanlar 1 dolara 50 sente falan satılıyor. O yüzden eBay aracılığıyla sipariş edebilirsiniz. Az bir şey kargo ödeseniz yeter. Ben birçoğunu oradan sipariş ettim. Ama tabii ki de Türkçe çizgi romanları inceleyeceğim. Haberiniz olsun. Güzel olmuş mu diye onu söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi biraz da hikayeyi inceleyeceğiz. Çizgi romanı okumak istiyorsanız ve spoiler yemek istemiyorsanız videoyu hemen durdurup kapatabilirsiniz. Sizi bir 3 saniyelik bekleyeceğim. Ama diyorsanız ki spoiler bana koymaz. Ben okuyacağım ama yine de spoiler'ı istiyorum derseniz devam edebilirsiniz. Çizgi roman hakkında bayağı bir spoiler vereceğim bundan sonra. İsterseniz hikayeye girelim be. Bildiğiniz üzere spoilersiz incelemede ilk olarak Carnage'in Venom'la olayını söylemiştik. Simbiyot da doğuramazdı. Ama Carnage nasıl olduysa doğurdu arkadaşlar. Ve en sonunda benim yani manyak beğendiğim Toxin meydana geldi. Spider-Man'a manyak benziyor. Bayağı güzel. Toxin'in peki bir polisi seçmesi. Yani Carnage'in simbiyotu bırakmak için bir polisi seçmesi bence manyak güzel olmuş. Hikayeyi hatta bazı bölümlerde Black Cat'in katılması bence çok güzel. Ben çok beğendim. Heyecanlandığım bölümler oldu. Onun dışında Venom'la Carnage'in dövüş bölümleri, birbirleri yumruklaşmaları çok güzel çizilmiş. Yani Clayton Crane gerçekten çok iyi iş becermiş. Toxin bence bundan sonraki hikayelerde daha güzel işler becerecek. Çünkü Toxin bir vatansever adam olan bir polis arkadaşlar. Bir polis memuru. O yüzden polis memurunu da insanları öldürmeye kalkacağını sanmıyorum. İlerideki hikayelerde Carnage ve Venom'a karşı gelebilir. Spider-Man'in ortağı da olabilir. Bildiğiniz üzere zaten kendine hakim oluyor bir süreçten sonra. İçindeki simbiyotu durdurmayı başarıyor. Finaldeki cenaze bölümlerini çok sevmedim. Çünkü çok karanlıktı. Onun dışında biraz daha aydınlatsalardı güzel olabilirdi arka planı. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım Toxin bundan sonra devam eder böyle şey hikayelere. Amazing Spider-Man bölümlerini devam etmesini umut ediyorum. Neyse arkadaşlar bir bölümden sonuna gelelim. Umarım çizgi roman incelemeni beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.